Süleyman Demirel, Yahya Demirel'in hayali ihracatıyla anılır. Turgut Özal, damadının Jaguar arabasıyla anılır. Tansu Çiller, bakıcısının Pelister çiftliğiyle anılır. AKP level atladı. Gemiciklerle, damatlarla, dolar dolu ayakkabı kutularıyla, pudra şekeriyle, beşli çeteyle anılıyor. Ülkeyi daha önce bir cihatçı otobanına çevirmiştiniz. Şimdi uyuşturucu otobanına çevirdiniz. Dünyanın uyuşturucusu Türkiye üzerinden Avrupa'ya akıyor. Geçmiş hükümetler kara borsayla, sigara, benzin, tüp kuyruklarıyla anılıyordu. AKP hükümeti ucuz ekmek kuyruğuyla, ayçiçek yağı kuyruğuyla, bedava çorba kuyruğuyla, pazarda satılan çeyrek lahana, ejder meyvesi, saray iftarları, kışlık, yazlık, yüzen, uçan, kaçan saraylarıyla anılacak. Ve AKP hükümeti halk yoksulluk içinde boğuşurken, halk emekli maaşına, emekli ikramiyesine zam beklerken, EYT'liler emekli olmayı beklerken, yardımcılarına, danışmanlarına, yakınlarına üçer beşer onar verdikleri maaşlarla anılacak. Bu iktidar ve bu iktidarın çoğunluğunun bu ülke halklarına herhangi bir çözümü yok. Ben buradan ülke halklarına çok açık bir çağrı yapıyorum. Bu meclisten, bu iktidarın çoğunluk olduğu meclisten size bir hayır yok. Bu yetmiyor. Sadece meclisten hayır çıkması değil, bu iktidarın bu sorunları çözme şansı da yok. Yapılacak bir tek şey var. Halkın harekete geçmesi, sözünü söylemesi gerekiyor. Eğer kaderimizi iktidara bırakmayacaksak, eğer kaderimizin ne zaman kurulacağı belli olmayan bir sandığa teslim etmeyeceksek, yapılacak bir tek iş kalıyor. Sokağa çıkmak, sesimizi söylemek, mücadeleye atılmak. Ve 1 Mayıs tam da bunun günüdür. 1 Mayıs işçinin bayramı değildir, 1 Mayıs işçinin mücadele günüdür. Sendikasızlaştıran, güvencesizleştirilen, kölece çalışmaya zorlanan işçinin mücadele günüdür. 1 Mayıs hakkı çalınan KYK'lının mücadele günüdür. 1 Mayıs KYK'lı öğrencilerin mücadele günüdür. Üniversite öğrencilerinin, geleceğe çalınmış lise öğrencilerinin ve hayatları çalınan kadınların mücadele günüdür. Biz buradan herkese bu mücadele gününde yan yana gelmeye, 1 Mayıs meydanlarına akmaya, dosta da, düşmana da, sermayeye de, iktidara da gücünü göstermeye çağırıyoruz. 1 Mayıs'ta Nevroz'daki coşkunun, 8 Mart'taki coşkunun büyük şehirlerin, metropollerin meydanlarında kendini göstermesini bekliyoruz. Biz ayağa kalktığımız an karşımızdakilerin ne kadar küçüldüğünü göreceğiz. Biz ayağa kalktığımız an milyonlar olduğumuzu, karşımızdakinin bir avuç çapulcu olduğunu göreceğiz ve o zaman onları yeneceğiz. Yılgınlığa kapılmış, umutsuzluğa düşmüş, bütün halklara Yılmaz Güney'in sözleriyle seslenerek sözümü bitirmek istiyorum. En güzel günlerimizi kabusa çevirenleri mutlaka bir gün tatlı uykularından uyandıracağız. Dost ve düşman bilsin, kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bugün ülkede emeğiyle geçinen herkesin, halkın en büyük derdi hayat pahalı ve geçim sıkıntısı. Enflasyon almış başını gitmiş, özellikle marketlerde etiketler her saat değişiyor. Temel ürünlere, bebek mamalarına, bulunduğu tezgahlara kilit takılmış durumda. İnsanlar market raflarında bir tek süt alabilmek için saatlerce düşünüyor. Ve bütün bunları halk yaşarken saray iktidarı ve çevresindeki o mutlu azınlık gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlatırız diyor. Peki kime diyor? Mart ayında enflasyon rakamları açıklandı. Asgari ücret açıklandı ve açlık sınırı, yoksulluk sınırı açıklandı. Açıklanan açlık sınırı 4.928 lira. Yoksulluk sınırı 16.052 liraya yükselmiş. Şimdi fevkalade zam yaptık diye o yeri göğü inlettiğiniz asgari ücret açlık sınırının çok çok altında kalmış. Ve siz bu simit yeriz tavsiyesini işte tam da açlık sınırının altında yaşamak zorunda bıraktığınız halka diyorsunuz.
TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor. Buna göre işte Aralık ayında %36 olan enflasyon Mart ayında %61'e yükseliyor. İnandırıcılığını ve güvenilirliğini kesinlikle tamamen yitirmiş olan TÜİK bile bu açıkladığı rakamlara göre bakıyorsunuz ücretler %25 oranında azalmış. Ama siz ne yapıyorsunuz? Geçen hafta bu kadar beklentiye rağmen Çalışma Bakanınız başta olmak üzere takır takır açıklamalar yaptınız ve her birinde Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gündemimizde değil dediniz. Üstüne üstlük emeklilik ikramiyelerine aynı şekilde devam edecek dediniz. 4 yılda enflasyon %151 artıyor ama emeklilere reva görünen %10 artışla geçinmelerini bekliyorsunuz. Emeklilerin 8 milyonu açlık sınırının altında yaşıyor. Ve siz emeklilere bir ikramiye zammını fazla görüyorsunuz. Asgari ücrete, emeklinin ikramiyesine gelince enflasyonla mücadeleyi önceleyen bir ekonomi programı yaptığınızı söylüyorsunuz. Bunu uyguluyoruz diyorsunuz. Ama daha bir yıl bile olmadan kur korumalı mevduata geçenlere 14.8 milyar lirayı vermekten imtina etmiyorsunuz. Gocunmuyorsunuz. Üstüne üstlük bu kur korumalı mevduat sisteminden bugün vazgeçilse bu sistemin kamuya yükü tam 75 milyar lirayı geçecek. Evet, emekliye, işçiye, öğrenciye yapılmayan fazla gelen ödemeyi paradan para kazanan zengine aktarıyorsunuz. Bu size en ufak bir şekilde rahatsızlık vermiyor. Ve bunu nereden aktarıyorsunuz? Kendi cebinizden aktarmıyorsunuz. Halktan toplanan vergilerden. Yani halkın alın terinden alıp zengine veriyorsunuz. 6 ayda enflasyonu %20'den %61'e çıkardınız. Sonra enflasyon bizim suçumuz değil, dünyadan kaynaklanıyor diyorsunuz. Bakın işte bu dünyadaki rakamlar. 2022 yıl sonu enflasyon tahminlerinde Türkiye %52.4 ilk sırada. Yakın zamanda dış borç iflası yaşamış Arjantin %48, Rusya %24. Yarıştığınız ülkelerde bunlar. Evet, resmi enflasyon 4 yılda %151 arttı. Gıda enflasyonu %186 arttı. Tarımı çökerttiniz ve insanları açlık sınırında yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Evet, sizin iktidarına geldiğiniz 2002 yılında 205 bin hektar alanda 5.3 milyon ton patates üretilirken şimdi ise 400 bin tona düşmüş durumda. Artık patates yemek de lüks haline geldi. Marketlerde 10 liranın üzerinde yaşanıyor, satılıyor. Bakın bu sabah aldığımız, marketten aldığımız şeyler. Bunlar en temel yaşamsal ihtiyaçlar, tüketim malları. Bir kilo patates, bir kilo patates dediğiniz bu kadar. Bu kadar. Ama domates. Domates. Bu kadar. Salatalık. Bu. Patates ya, patates. Bu. Etiketi yalan. Tamamlayalım. 10 tane var. Bütün bunlara halk yanaşamıyor bile. Üstüne üstlük biber, dolmalık bibere 45-50 lira. 50 lira ya. Artık insanlar bunları sofralarından çıkardı. Evet, halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla boğuşurken, artan borçlarla, salgınla boğuşurken 20 yıldır ülkeyi çökerten bir AKP iktidarı var ve halkın bu sorunlarına en ufak bir şekilde çözümü yok. Onun çözümü yok. Sadece ve sadece yaptığı şey bu krizi ancak halkı bölerek, kutuplaştırarak yönetmeye çalışıyor. O yüzden sürekli iç ve dış düşmanlar yaratılıyor. Evet, onu o yüzden sürekli milliyetçiliğin o en küçük sinir uçlarına kadar devreye sokuluyor. Irkçılık, cinsiyetçilik almış başını gitmiş ve biz bu ülkede Açalım. Toplum bölündü. Bu düzen böyle gitmez. Biz değiştireceğiz diyenler. Evet, emekliler, emekçiler, gençler, kadınlar. Hep birlikte
1 Mayıs'ta ülkenin dört bir tarafında alanlarda olacağız ve evet, sizden en küçük bir umut kalmamıştır. Bu ülkeyi insanca yaşanabilir bir ülke haline biz getireceğiz.